İlişkilerde en sık yapılan hatalar neler? Sorunlu ilişki nasıl kurtarılır? Eşimize ne kadar güvenmeliyiz? Eşimizi gerçekte ne kadar tanıyoruz? Her gün onlarca kişiye iyi davranıyoruz. Peki en yakınımıza neden tahammülsüzüz? Davranış bilimleri uzmanı Kunter Kurt, cümbür cemaati anlatacak. Birazdan. İhanete en çok ne neden olur? Aldatılan kadının tavrı ne olmalı? Kadınların fiziksel sorunları evliliği olumsuz etkiliyor. Peki erkeklerin neden önemsiz sayılıyor? Kadınlar erkeklerin damarına nasıl basar? Lohusalık sendromu nedir? Yumurtalık kistleri için ameliyat şart mı? Operatör doktor Gökçen Erdoğan cümbür cemaati anlatacak. Birazdan. Merhabalar efendim herkese. Kanalda ekran başındaki seyircilerimize ve stüdyomuzdaki müstesna konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Efendim haftanın son programı Cümbür Cemaat karşınızdayız. Bugün yine çok kıymetli konuklarım var. Çok önemli konular var. Telefonla yine bize bağlanabilirsiniz. Sorularınızı uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Hemen bir merhaba demek istiyorum. Efendim davranış bilimleri uzmanı Sayın Kunter Kunt. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. Sağ olun, iyiyim. Sizler de çok iyi görünüyorsunuz. Ay çok teşekkür ederim. Sayenizde sizi görünce davranışlarımıza bir çeki düzen veriyoruz anında. Değil mi? Ve efendim... Gökçen Erdoğan, operatör, doktor. Nasılsınız efendim? İyiyim, siz? İyiyim. Ay ne kadar güzel, güler yüzlü, pozitif. Eda'cığım, magazin duayeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, cadı kazanı, kaynayan kazandan sorumlu devlet bakanımız. Ne haber, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Evet. Bugün yine dolu dolu efendim konularımız, konuklarımız. Hiç vakit kaybetmeyelim, zira biliyorsunuz zamanımız az. Hemen ben Kunter Bey'e dönmek istiyorum. Evet, müsaadenizle diğer konuklarımdan da aldığım izinle. Şimdi ilişkiler, boşanmalar, aldatmalar, insan psikolojisi aslında çok tabii ki geniş kapsamlı bir konu. Evet. Ama bizi en çok bu ara özellikle hanım izleyicilerimizin de fazla olduğunu düşünerek, varsayarak hemen diyorum ki ilişkilerde yapılan en sık hata, en önemli davranış bozukluğu, yanlış yapılan şeyler neler? İlk önce erkekle kadın arasında ve ilişkilerdeki en büyük sıkıntı, problem birbirimize tahammül edemememiz. Hı. Onlarca, yüzlerce vatandaşa tahammül eden bizler en sevdiklerimize, çocuklarımıza, eşlerimize bu tahammülün %10'unu gösteremiyoruz. Evet, niye en yakınlarımıza patlıyoruz mesela? Çünkü onlar çantada keklik. Aa, ondan. Onlar bizi bırakmazlar, onlar bizi terk etmezler. Bu yüzden de en büyük sıkıntılar evin içinde başlıyor. Akşam zaten erkek yorgun geliyor. Tabii. Biz genelde hep yorgunuzdur. Hep. Bu mağara döneminden gelme bir alışkanlık. Nedense. Niye? Çünkü böyle. Erkeklerin ilk psikolojik ihtiyacı bağımsızlık ihtiyacıdır. Hmm. Kadınların ilk psikolojik ihtiyacı sevgi ve şefkat ihtiyacıdır. Evet. Biz mağara döneminden daha henüz dönemedik. Bir dönsek o anlamda bizim evde yaptığımız ilk şey, divana yatırıp elimizde bir kumandayla kanal kanal gezeriz. Kadın konuşmak ister. Evet. Kadın dertleşmek ister. Ancak kadın çalışmıyorsa şöyle bir sıkıntı oluyor. Çünkü erkekler günde 12 bin kelime konuşuyorlar. Kadınlar ortalama 24 bin kelime konuşuyor. Çarpı 2. Yalnız bu gevezelik anlamında değildir. Çünkü anne çocuk büyütmek zorundadır. Aha. Anne bebeğe ninni söyler. Eşine bir şekilde güzel duygularını yansıtır. Ancak kadın çalışmıyorsa, sadece erkek çalışıyorsa, erkek 12 bin kelimenin 11.500'ünü eve harcamış gelir. Kapının ziline basar ve karşında 24 bin kelimeyle bir hatun. Kaldı burada 500 bize. Önemli olan, bu anlamda kadının
konuşma ihtiyacını, dertleşme ihtiyacını bir şekilde karşılayabilmek. Çünkü ilişkilerde bunlar önemli. Konuşamadığımız çok. İçin bunlar hep başımıza geliyor ki bununla ilgili bir farkındalık yaratıyoruz. Hocam diyor, ben diyor vatandaşa tahammül ediyorum fakat kadın konuştuğu zaman bir kere kadın dil diyorum. O senin eşin, ya. O senin helalin, ya. O senin kadının yahu. Bir kere dil kalıbını değiştireceksin. Bu anlamda bizim yapacağımız şey... İlişkilerde gerginleşme yaşadığımız andan itibaren bu gerginlik fazlaysa hemen bir önlem ve destek almak durumundayız. Peki diyelim ki normal orta sınıf bir aile, işte beyefendinin bir işi var, hanımefendi çalışmıyor, çocuklarına bakıyor. Evet. İşte zaten hani zar zor geçiniyorlar. Türk halkının da sosyoekonomik durumu hani anlatmaya gerek yok ortada. Dediğiniz bu gibi beyefendi bütün gün dolmuş taşmış, patronundan mı azar yemiş, çalışanınla mı bir problem yaşamış, trafikte sıkışmış da cinleri tepesine mi çıkmış. Evet. Geliyor kadıncağıza ne yapsın bütün gün yani çoluk çombak, ütü çamaşır bilmem ne yemek derken. Geriliyorlar tabii ister istemez. Ne yapacak bu çiftimiz? Hemen böyle bir teknik uygulayacağız. Müsaade ederseniz bir uygulamam var. Evet siz bizden hemen... ip mip bir şeyler istemişsiniz. Evet, bakın evet. Makaslar. Evet sizin için... Havai fişek patlattı. Evet, bir çift alalım şimdi. Bir çift alalım. Buyurun efendim, buyurun. Kağıtları bırakın. Hoş geldiniz. Merhabalar. İsminiz başlayın. Mehmet Bey, buyurun. Meryem Hanım, şöyle alayım ben sizi. Meryem Hanım ve Mehmet Bey, kaç yıllık evlisiniz efendim? 13 maşallah. Yıllık evlisiniz. Şimdi 13 yıl önce Mehmet Bey ile Meryem Hanım... Böyle bir akit imzaladılar ve evlenmekle ilgili birbirlerine söz verdiler. Hayır efendim. Bu sizin şu andaki ilk haliniz. Şimdi ikinci yılda yavaş yavaş gidelim. İlişkiler biraz gerginleşmeye başladı. Gidin, 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 gidin. Biraz daha çekin, çekin, çekin. O kadar gergin hale geldi ki artık ip neredeyse kopacak. Bu anlamda bu kopma anlamına geldiğiniz andan itibaren çok sert... Ve çekiştirmekten dolayı ip küt diye kopuyor. Ve ilişkiler maalesef bitiyor. Ondan sonra diyoruz ki bir uzmana gidelim ve uzmandan biz bir destek alalım. Bir uzman geliyor, bağları alıyor, kopan tarafı bir şekilde bağlıyor. Zuhal Hanımcığım. Görüyorum. Bağladı ancak... Bağladığımız yer elimizi acıtan en önemli yer olmaya başlıyor. Çünkü hep aklımızda bu. Sizden ricam ipler gerildiğinde ip kopmadan muhakkak bir uzmandan destek alın ki ilişkiler kopmasın ve çocuklarınız kendiniz harap olmayın. Önemli olan bu ip gerginliğinde destek alabilmektir. Birinci uygulamamız bu. İkinci uygulamamız. Evet bir tane... Şimdi gelelim şöyle Mehmet Bey, Meryem Hanım. Şöyle bir sarışın lütfen. Bir sarılın. Kocaman bir sarılın. Bu evliliğin ilk ayları ve ilk yılları efendim. Çocuklar yavaş canlı yayındayız yani. Evet yeter artık. Çıkışta evinizde devam edersiniz. Yastık alıyoruz şimdi. Evliliğimizin. Siz lütfen burada durun. Birinci yılı şöyle eyvah, alın. Ben sarılın geldi. Lütfen. Korkmalı mıyım sarılın. Muhtar Bey? Evet. Araya çok fazla nedenler girmeye başladı. Bir sürü etmen giriyor. İşte başka dış etkenler, akrabalar girmeye başladı. Evliliğimizin diğer yılları, Size hediye edeceğiz o yastıkları. Şunları devam ediyoruz ve giderek zorlaşmaya başladı evlilik. İyice sarılmaya çalışın lütfen. Barikat oldu. Zorlaşmaya başladı iyice evliliğimiz. Maalesef araya yine bir sürü şeyler girmeye başladı. Ve şimdi evliliğin diğer yıllarına geldik. Evet, devam ediyoruz. İyice sarılın bakalım. Evet, evliliği artık yürütmekte zorlanmaya başladık. Esasında biz Mehmet Bey, Meryem Hanım'la evlenmedi. Onların akrabalarıyla da evlendi. Onları da mutlu etmek zorunda. Aynı şey Meryem Hanım için de geçerli. Eğer siz evlendiğiniz insanın akrabalarını da mutlu edemezseniz, kötü gelin, kötü damat damgasını da yiyoruz bu ülkede. Doğru mudur efendim? İşte bunlar bu hale gelmeden... Kuntar Bey çok affedersiniz. Bu kayınvalide, bu hala, bu görümce, bu da kayınço mu oluyor? Onlara bir anlam yüklemeden akrabalar ve dış etkenler diyelim. Çünkü bunlar biz, dış etkenler. Çünkü biz Mehmet Bey ile evlendi Meryem Hanım. Meryem Hanım da Mehmet Bey ile, Mehmet Bey de Meryem Hanım'la evlendi. Esasında biz onlarla evlendiğimiz için zorluklar ve sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Sizin hayatınızda da oldu mu böyle şeyler? Evet.
bazı dönemler oldu. Ancak siz birbirinizi sevdiğiniz için ve saydığınız için hiçbir dış etmen sizlerin mutluluğunu engelleyemeyecek. Kocaman bir alkış. Harika. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Tabii, çok teşekkürler. Sağ çok olun. Teşekkür ediyoruz Kunter Bey. Devam edeceğiz efendim uygulamalı tekniklerimize ama sevgili Helin Avşar telefonumuzdaymış. Helin'cim merhaba. Merhaba, nasılsınız? Helin'cim nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sesiniz biraz az geliyor bana. Ben de İzmir'im. Helin ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Özlediniz mi beni? Vallahi özledik, göremiyoruz. Nerelerdesin yahu? Vallahi bu ara acayip böyle koleksiyon hazırlıyorum. Birazcık ona daldım. Hadi bakalım, kolay gelsin. İnşallah. Onlarla ilgileniyorum. Vallahi Zuhal'cim sen nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun orada? Göremiyorum seni tabii şu an. İyidir vallahi. Yastıklar, yorganlar. Boğuşup gidiyoruz biz de burada programda. Şimdi ilişkiler... İlişkilerden söz ediyorduk. Davranış bilimleri uzmanımız var ve de operatör doktorumuz var. Kunter Kunt ve Gökçen Erdoğan hanımefendi buradalar. Ben sana hemen sormak istiyorum. İlişkilerde en çok hangi hatayı yapıyoruz sence? Bence son zamanlarda ilişkilerde artık insanların birbirine sabrı kalmadı. Aynı şeyi söyledik. Yok. Evet. Bence en büyük problem burada. Eskisi gibi değiliz. Annemiz babamız birbirlerine karşı çok hoşgörülüymüş. Ya. Doğacım. Değil mi? Fakat şimdi kadınlar da kendi güçlerini ellerine aldıkları için artık kimsenin kimseye müdanası yok diye düşünüyorum. Biraz bu yüzden kaynaklanıyor sanırım. Yani biraz daha tahammül etmemiz gerekiyor, tolere etmemiz gerekiyor sanırım değil mi? Görmemezlikten gelmek lazım. Biraz üç maymunu oynamak lazım ama bu dönemde kimse bunu yapmıyor. Herkes nasıl olsa dediğim dedik, çaldığım düdük diyorsun. Aynen öyle. Peki sence? Abi ben Edoş'umu da bir sesini duymak istiyorum. Gerçekten ne yapıyor canım benim? Vallahi çok sevindim. Hayırlı olsun bu arada programı. Çok teşekkür canım, ederim. Canım çok teşekkür ederim. Yayına bağlandığın hayırlı olsun demek için de bize bağlandığın için de çok teşekkür ederim. Ben iyiyim, görüşemiyoruz. Sen nasılsın diyeyim. Telefon ben normal telefon konuşmasına dönsün. Artık yani televizyonda görüşecek. Haftaya elinle elinin dolabını karıştırıyoruz haftaya evinde. Haftaya elin senin dolabını karıştıracakmış Eda. Evet, dolabımı karıştıracak. Normalde ben bu ara hiç bir şekilde televizyon çıkmak istemiyorum ama konu biliyorum. Eda olunca benim çok eski arkadaşım. Evet, evet. Gelsin karıştırsın bakalım ne bulacak. Sen gene de bir temizlik yap da öncesinde ne olur ne olmaz. Aynen. Hazırlıksız aynen. Yakalanma. Yazı durabiliyorum. Peki sevgili Elin, sence ideal partner nasıl olmalı? Ya ideal partner valla şimdi herkese göre ideal partner değişir. Bana göre sportman olmalı. Sportman. Çünkü ben spor yapıyorum. Evet biliyorum. Film izlemeyi sevmeli, kitap okumalı, birazcık sosyal kendine göre bir şeyleri olmalı. Çünkü insanlar başka şeyleri birlikte paylaştıkça hayat daha güzel oluyor. Evet. Bana göre yakışıklık, zenginlik, şudur budur onlar artık eskide kaldı. Anlaşabileceğim, bana huzur verecekleri lazım. Peki, senin karşı cinste en sevmediğin şey nedir? Yalan. Yalan. Yalana tahammülün aynen. Yok. Hiç yok. Yalan değil mi hocam? İlişkilerde yalan. Çok yıpratıcı evet, bir şey. Yalan esasında... Aldatmayı da hiç sevmiyorum. Aldatma her tabii. Kadın gibi. Yalan rastgele değil, seçimli bir davranıştır. Rastgele değil, seçimli bir davranış kesinlikle, diyor Kunter Bey. Kesinlikle. O yüzden de yalan söyleyen insanlarla birlikte olduğunuz andan itibaren hayatınız çekilmez hale gelebilir. Dürüstlük ve açıklık ilişkideki en önemli kriterdir. Evet, kesinlikle. Peki Elin'cim çok teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Sevgiler, görüşmek üzere. Peki hemen Gökçen Hanım'a döneceğim. Bu arada bir şey söyleyeyim. Tabii lütfen. Ben kadın doğum uzmanıyım ama aynı zamanda da ilişki terapistiyim. Evet, evet. Biraz önce yaşanılanlar gerçek ama o yastıkları orada olmamasını sağlamak ya da onları inceltmek için konuşmak gerekiyor. Kadının erkekle beraber birlikte duygularını, davranışlarının konuşulması gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman kadın erkeğin, erkek de kadının ne istediğini, ne düşündüğünü bilmez. Çünkü genimiz farklı. Birisi kadın geni, birisi erkek geni. O kodumuz yüzden, farklı. Evet. Birisi X, birisi Y. Onun için mutlaka kadınlara diyorum ki söyleyin. Erkeklere de bunu söylüyorum. Hatta kadınlara diyorum ki erkeklere 100.000 defa söyleyin. Ne söyleyelim?
ne istiyorsanız onu söyleyin. O zaman çok ilişkide konuşuyorsun, çok dırdırdır yapıyorsun. Ama yok, hayır. Şöyle konuşurken ki ima ya da tavır, davranış, uslup çok önemli. Evet. Bardağın bu yarısı doluysa yarısı dolu diyeceksiniz. Öbür tarafı boş demeyeceksiniz zaten. Bütün herkes öyle değil mi? Böyle naif olacaksınız, evet. Yumuşak olacaksınız. Yani adam işten gelmiş, yorgun argın. Tamam, kadın da yorulmuş bütün gün. Hatta kadınlar daha çok yoruluyorlar. Bin tane iş yapıyorlar. Bir de tabii çocukların sorumluluğu var. Misyonlarımız çok fazla. Ama gelir gelmez de adama, işte adam diyecek ne yemek var, işte şu var, aman falan. Zıkkımı kökünü ye. Ne getirdin de ne pişireyim ben sana. Lanet olası adam. Aman beter ol. Sana ömrümü verdim. Saçımı süpürge ettim. Yıprandım. Gençliğim gitti. Her yerim pörtledi. Bir de geliyorsun bari iki sohbet edelim. Elini alıyorsun gazeteyi, kumandayı. Allah cezanı vermesin. Nereden evlendim? Zaten annem demişti bana. Of, ay bu çocuklara. Böyle gidip. Halbuki bak. Öyle değil mi ama? Evet. Şimdi kadın da haklı. Evet. O da dolmuş buraya kadar. Ama şunu mesela. Biraz işveli, biraz cilveli. Onu diyorum kocacığım, işte. Nasıl geçti günün? İşte böyle, vallahi ben de çok yoruldum ama. Hatta yemek bile yapamadım ama hatta, yani. Ama mühim olan tatlı tatlı iki yumurta kırarız, gene yeriz. Yumurtalar bize baklava gibi gelir. Oturalım, ay kapatalım şu televizyonu, bırak şu cep telefonunu, gel birazcık sohbet edelim. Hafif dokunmalar. Hafif şuralarda tüyler tiken tiken olsun şuradan. Evet. Bir adama böyle bir güzel... Çıkarın eşofmanlarınızı üzerinizden. Saçınızı toplayın, bir ruj sürün. De, 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 de. Başka yere doğru gidiyor ama. Burada ekleyeceğim bir şey var. Özellikle hanımlardan. Ya haksız mıyım hocam? Kesinlikle haklısınız. Sol kulaktan söylenen şeyler sağ beyinde kabul görür. Ay ben de şey diyeceksiniz. Sol kulaktan başlayın okşamaya sağa doğru. Ben onu diyorum. Ben onu diyorum. Çok affedersiniz. O yüzden de tutamıyorum kendimi. Sol kulaktan söylenen hafif sesinizi kısarak güzel cümleler sağ beyinde kabul görür ve bir şey yaptırmak istiyorsanız erkeklerin veya hanımların, bakın bilimsel bir şey söylüyor yani. Sol kulağına çalışın arkadaşlar. Bu sola çok önemli. Soldan yürü. Bir dakika, ben de şunu diyorum. O zaman ben de şöyle diyeyim. Kulağına söylesin. Sol boyundan da öpmeye başlayın. Cilt olarak ince yerlerdir buralar. Onun için kadınlar da erkekler de hem boyundan öpülmesi, evet, ayak bileğinden öpülmesi, omuzdan öpülmesi, vallahi, bunlar önemli yerler. Gerçekten önemli. Beyler de mesela geldi. Diyelim ki hanım o gün daha çok yorulmuş. Çocuğun okulda bir sorunu çıkmış. Gitmiş veli toplantısına, bir dolu laf söylemişler çocukla ilgili. Komşusu gelmiş, ona nispet yapmış. Bir takmış bileziklerini, kadını bir güzel çatlatmış. Yemeğin altı yanmış. Efendim biraz kilo almış. Bir şeyler olmuş. Ailesiyle belki tartışmış. Beyler de yani bir, ne bileyim, sokaktan, mezarlıktan kopar iki tane çiçek. Yani ne bileyim, bir gel bir kadına haftada bir gün de olsa... Ne bileyim, esnaf lokantasına kuru pilav yiyin ama yani ne bileyim, bir değişiklik dışarı çıkar. Hanım bugün yorulmuşsun belli ki, gel gidip şuradan döner yiyelim, bir şey yiyelim. Herkesin kendi bütçesine göre değil mi ama, sigara içiyorsunuz o zıkkımı bilmem neyi, paraları harcıyorsunuz. Herkesin elinde ikişer tane telefon. Haftada bir gün böyle ufacık böyle 20-30 lira fazladan verip de dışarıda yemek yenilemez mi? Hanıma bir jest yapılamaz mı? O kadın uğraştın. Bir dakika. Bırakın onu. Bırakın onu, kapıyı açın. Evet. Hayatım, sen benim için çok özelsin. Ya iyi ki senle evlenmişim. Desin, bize yetiyor zaten. Bırakın, evet, yemeği yani. Beyler de şu, aynen, kadar canı yapın, evet, bari değil mi Kunter yani hocam? Çünkü verirken göstereceğiniz cömertlik, alırken hak edeceğiniz cömertliğin ölçüsünü belirleyecektir. Bu anlamda biz Mevlana'nın torunlarıyız. Hatta bununla ilgili Mevlana'nın eşi bir gün Mevlana'ya gelmiş. Demiş ki, bey biliyorum Allah'a aşıksın. Peki demiş, bana ne kadar aşıksın? Bir de bana bir şey söyle. Mevlana Hazretleri şöyle bir toparlanmış, demiş ki, hatunum, iki gözüm, sen benim yaradandan ötürü yaradılanı sevişim, bir adım gelene 10 adım gidişimsin. Ve herkesi olduğu gibi kabul edişimsin. Sen söylemiş, bugünüme şükür, yarınıma dua edişim. Azla yetinişim, çoğa göz dikme işimsin. Ve iki gözüm, sen kapanmayan avuç isimsin demiş ve Mevlana'nın eşinden 10 gün haber alınamamış. Kadın iptal. Bir daha sen beni seviyorsun diyebilir mi Mevlana'ya? Yani şimdi biz ya, bu
jenerasyonun, bu atalarımızın evlatlarıyız, torunlarıyız. Bitmemek, tükenmemek bizim genlerimizde var. Biliyorsunuz millet olarak tüp bittiği zaman sallarız. Tabii. Kalem bittiği zaman hohlarız, pil bittiği zaman ısırırız, şampuan bittiği zaman içine su koyar çalkalarız. Yani... Diş macununu kanırtırız. Yani bitmemek, tükenmemek bizim genlerimizde var ki bir erkeği kadını mı hoş edemeyeceğiz? Yani ya, bunları gerçekten bilen bir DNA'ya sahibiz. Kesinlikle vallahi biz kudretli insanlarız. Kesinlikle. Hele erkeklerimiz. Peki hemen Gökçe Hanım'a döneceğim. Şimdi tabii ki var olan ilişkiyi kurtarmaya çalışmak, tabii ki hocamın da dediği gibi gerilen ipleri biraz bollaştırmak, belki koptuğu yerden düğüm atmak çok önemli ama... En başta yanlış insanı seçtik diyelim ki evlenmek için. Ne kadar çabalasak boş mu artık? Çünkü baştan seçim hatalı olmuş. Yoksa o ilişkide, o evlilikte kurtarılabilir mi sizce? Her daim deneyin deriz. Evet. Biz aile terapistleri, ilişki terapistleri. Mutlaka bir çıkar yol bulabiliriz. Bunun için deneyelim, görelim ve çaba sarf edelim deriz. Belirli denemeler olur. Baktık olmuyor. Diyoruz ki bu ilişkide bu çift birbirine göre değil. Onu soruyorum. Dediğimiz dönemler oluyor. Ama mutlaka çaba sarf ediyoruz. Çaba mutlaka. Ama baktınız ki olacak gibi değil. Artık boşanmaktan başka çare kalmıyor. Kar zarar yapıyoruz. İlerleme... İleriki hayatında daha zarar getiriyorsa devam etmenin. Çünkü bu dönemde sadece boşanan onlar değil. Çocuklar yani var. Ya da çocukları olup da boşananlar. Ama hayatını zindanına çevirmemek ya da zehir etmemek amaçlı tabii ki boşanma kararı aldığımız çiftler oluyor. Ama deniyoruz. Peki kısaca şunu bana anlatabilir misiniz? Kunter Bey'e de döneceğim ama önce size soracağım. Doğru partner nasıl seçilir? Ne yapacağız? Nelere dikkat etmek lazım? Bir kere şu... Size değer veren, sizi önemseyen ve sizi özel kılan birini seçseniz. Keşke. Keşke tabii. Keşke. Gönlümüzde. Şimdi evet gönlümüz burada optimumları konuşuyoruz. Keşke. Böyle şimdi bizim bu ortamımızda partnerlik ya da flört dönemi şimdi bu dönemde böyle ama eskiden böyle değildi. Tabii. O zaman saygı vardı çünkü. Ya. Şimdi birazcık daha biraz önce söylediğimiz değer yargılarımızı bazen yitirebiliyoruz. Bazen önem sıraları başka şeyler oluyor. Ama tek istediğim şey şu. Karşılıklı konuşabiliyorsanız, önemli hissettirebiliyorsanız ya da değerli hissettirebiliyorsanız o zaman ondan iyi eş ya partner olmaz zaten. Konuşun diyorum onun için. Bir ilişkiye resmi bir bağ yapmadan ya da evlilik kararınızı vermeden lütfen çok konuşun. Gençler çok önemli. Evet, çünkü doğru konuşun. Evlilikler toplumda çok önemli. Çünkü çocuklar çok. Oluyor ve... Hakikaten geleceğimizi onlara teslim edeceğiz. Mutlu bireyler olması gerekiyor. Kesinlikle. Bunun için de mutlu evliliklerden doğan çocuklar olması gerekiyor. Ama maalesef tabii ki hayat şartları ve demin de dediğimiz gibi tahammülsüzlük bu noktada herhalde bizi yanlış seçimler yapmaya maalesef. Zorluyor. Biraz da toplumdan gelen baskıyla artık evlen. İşte senin evlilik çağın geldi. Erkeklere de kadınlara da yapıyorlar bunu. Evet, biraz abi. Mecburen. Sosyoekonomik ya da kültürel durumu ne olursa olsun bir yerden sonra kadın kendini evlenmek zorunda hissediyor. Ve eldeki var olan alternatiflere bakıp belki de hani normalde yapmayacağı yanlış bir seçim yapıyor. De yapabiliyor. Doğru. Gerçekten öyle ve kullandığımız dil kalıpları da çok önemli. Çocuk yetiştirenler bilirler. Eskiden benim de bir kızım var 20 yaşında. Allah bağışlasın. Hepimizinkini. Yavrum koşma derdim, yüzüme gülerek koşmaya devam ederdi. Elleme derdim, ellemeye devam ederdi. M'yi ve ma'yı insan bilinçaltı ters algılar. Evet. Bu yüzden m'siz ve ma'sız cümle kullanacağız. Bir de ama var. Amayı o kadar yerli yersiz kullanıyoruz ki olumlu kelimenin sonuna amayı kullanırsanız kelimeyi tam ters anlamına çevirmiş olursunuz. Evet. İşte kıyafet yakışmış ama. Ama esasında kıyafetin yakışmadığını söylüyoruz. Seni seviyorum ama esasında seni sevmediğini söylüyoruz. Amalara dikkat arkadaşlar. İlişkilerde. Amalara dikkat. Bu çok önemli. İlişkiler demişken bir haberimiz varmış magazine hemen bir pas atalım. Evet tam ilişkilerle ilgili konuşurken Metin Şentürk boşanmış. Aa. Evet, eşi Fulya Kalkavan'dan yaklaşık 3 senedir dava devam ediyor. 2006'da gizlice evlenmişlerdi Fulya Hanım'ın ailesinden. Çok da büyük bir aşktı. Ancak Fulya Hanım şiddetli geçimsizlik, aldatma ve agresiflik
sebepleriyle dava açmıştı. 3 senedir de dava sürüyordu. Ben sabah Fulya Hanım'ın ailesine çok yakın, Fulya Hanım'a ulaşamadım ama ailesine çok yakın, daha doğrusu ailesinden biriyle telefonla konuştum. Fulya Hanım 3 senedir hiçbir şekilde iletişimde olmadıklarını, sadece 2 kere yani Metin Bey'in kendisini aramaya devam ettiğini, sadece 2 kere bana soyadımı geri ver demek için telefonu açtığını, onun haricinde açmadığını söylemiş yakınlarına ve defalarca evliliğinde aldatıldığını ve artık dayanamadığından bahsetmiş. Yani geçmiş olsun diyorum ben kendisine. Yalnız şöyle bir de ayrıntı var. Metin Bey davayı Yargıtay'a taşımış. Mal paylaşımı ve nafaka ve diğer tazminat konularındaki anlaşmazlıklar. Bir de böyle tatsız şeyler oluyor tabii. Fulya Hanım aynı zamanda Metin Bey'in bu davayı uzatmak için, yani kendisini sevmediğini, sadece uzatmak için böyle bir şey yaptığını iddia ediyor. Başka ne haberimiz var peki? Valla daha keyifli bir haber var. Serdar Ortaç sanırım iyileşiyor ve öyle mi? Evet, yani bu kadar şeyle uğraşırken sevgili Ajda Pekkan'a bir şarkı yapmış. Aa. Şarkıyı henüz Ajda Pekkan okumamış. Serdar Ortaç hakkında da hep söylerler ya, aynı şarkıları yapıyor diye. Ama ben kendisini çok severim. İnanılmaz da merak ediyorum. MS hastalığıyla boğuşuyor. Allah şifa versin. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun diyelim. Onun dışında Ceyda Ateş, Burak Topusoy haberi var biliyorsunuz. Uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Hmm. Burak Topusoy aldattı diye haber çıkıyor, fotoğraflar çıkıyor. Fakat bu son haberde Ceyda Ateş'in doğum günü olduğu sırada Burak Topusoy Miami'de Cem Yılmaz, Cem Yılmaz'ın kız arkadaşı dediğimiz Melanie, sizin de geçen gün merak Melanie, ettiğiniz makyöz olan hanım. Menajeri, Cem Yılmaz kendi menajeri ve aynı zamanda kuzeni Öner Bey ve eşiyle bir yemeğe gidiyor. O yemekte bir fotoğraf paylaşıyorlar ve o yemekte Cem Yılmaz'ın menajeri Öner Bey'in eşi de Burak Bey'in 3 aydır sevgilisi olan Fransız diye haber yapmışlar. Adam damlas gibi oldu ortalık. Ben hiçbir şey anlamadım. Karman çorman. Hanımefendinin eşi de yanında bu arada yemekte. Ha, evet. O yüzden yani Asparagas haber yine yapmışlar. Asparagas tabii oradan buradan derlemişler ortaya, karışık bir şey. Evet. Peki. Telefon bağlantımız varmış. Kim var? Hatta ismini vermek istemeyen bir seyircimiz varmış. İzmir'den arıyormuş bizi. Buyursunlar, kimle görüşüyoruz diyemeyeceğim. Bir hanımefendi herhalde. Merhabalar. Alo. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Buyurun, isminizi de vermek istemiyorsunuz hanımefendiciğim ama neyse efendim sorunuz, bir hemen aydınlatmaya çalışalım, konuşalım sizle. Buyursunlar. Evet, ben beyefendiye bir şey sormak istiyorum. Kunter Bey'e buyursunlar. Şöyle bir şey var. Ben 2,5 seneye yaklaşık evliyim. İlk başlarda bir sene sonra eşimin ailesi yüzünden birbirimize girdik. Bayağı bir tartışma yaşadık. Ondan evet. Sonra aramız düzeldi yine. Hiçbir problem yokken eşim aniden değişmeye başladı. Hmm. Ben hamile kaldım. 3 aylıkken çocuğumu düşürdüm. Ay. Daha doğrusu içimde öldü. Ondan sonra daha çok değişmeye başladı. Hareketleri, tavırları, yani bana davranışları, konuşma tarzı, her şeyi. Hani bunun nedeni ne olabilir? Nedenini soruyorsunuz, doğru mu efendim? Evet. Değişmenizin sebebini soruyorsunuz. Şimdi her şeyden önce eşinizi ne kadar tanıyorsunuz? Eşiniz sizi ne kadar tanıyor? Eşinize yani, gerçekten bir aşk evliliği mi yaptınız? Evet, severek evlendik zaten. Peki hangi olaylardan sonra şu andaki bu durumu yaşıyorsunuz? Yani akrabaların biraz önce yapmış olduğumuz o yastıkların araya girmesi sebebiyle mi böyle bir problem yaşıyorsunuz? Bir de düşük olmuş. Yoksa galiba. Düşükten sonra size karşı herhangi bir davranışında problem olmaya başladı eşinizin? Yani ilk başta o yastıklardan dolayı oldu. Evet. Yani aramızda girenlerden dolayı. Tamam. Ondan sonra ben kürtaj olduktan sonra daha çok böyle hani agresifleşmeye başladı, her şeye karşı çıkmaya başladı. Hı hı. Hani ne bileyim şu aralarda mesela sürekli başkalarının yanında beni azarlama tarzında başka şekillerde hani buna yol açmaya başladı. Eşinize bu davranışları gösterdiği andan itibaren nasıl bir karşılık veriyorsunuz efendim? Yani ister istemez hani ben tepki gösteriyorum buna, hani göstermiyorum desem yalan olur. Şimdi ilk hamlemiz sakin, hatta benim bir tabirim var, asap bozucu derecede sakin kalın. Onu şaşırtın. Öfkelendiğinizde vücutta gerginleşen ilk kasımız dilimizdir. Dilinizi içeriden üst damağınıza yapıştırdığınız andan itibaren timus bezi aktive olur. Timus bezi bağışıklık sistemimizi ayakta tutan bir bezdir.
Dili rahatlatmadan ve gevşetmeden öfkenizi kontrol edemezsiniz. Bunun için öyle. Sizden ricam, eşinizin tepkisine tepkiyle karşılık verdiğiniz andan itibaren onun ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ve ilişki öyle. Daha da çıkmaz hale girecek. Eğer bunu da başaramıyorsanız, bakın yanımızda aile danışmanımız var, bu konunun uzmanları var. Evet. Muhakkak bir destek alın. İnanın o kadar kolay ve rahat çözdüğünüzü göreceksiniz ki ehil bir uzmanın yanında davranış ve taktiklerle gidildiği andan itibaren. Çünkü biz ben hemcinslerimi çok iyi tanıyorum. Erkekleri belli bir yere getirmek doğru ve yalansız adımlarla mümkündür. Çünkü erkeklerin hepsi bir kadından doğar. Kadın onu yönetebilir. Çünkü evet. ben bir annenin karnında büyüyorum ve göğsünden süt emiyorum. Beni bir kadın büyütüyor, tüm erkekleri de aynı şekilde. Eğer kadınlar biraz akıllı olurlarsa, öfkelerine biraz hakim olabilirlerse, lehinize döndürebilirsiniz. Eğer bunlarla da geçmiyorsa, dediğim gibi muhakkak bir uzmandan destek alın efendim. Ben hemen bir devreye Tabii gireyim. Tabii lütfen Gökçen Hanım. Eşinizi o gün akşam, bugün akşam karşınıza alıyorsunuz. Yine güzel giyinerek. Karşına geçiyorsunuz ve şunu söylüyorsunuz. Ben bu durumdan hiç haz etmiyorum. Şu durum beni rahatsız ediyor. Varsa bir şey, benim yapacağım bir şey varsa bana söyle, ben bileyim ve ben kendimi değiştireyim. Eğer seninle ilgili bir problem varsa bunu benimle paylaşmanı isterim. İlişki böyle çözülür. Eğer size söylemiyorsa o zaman... Bir evet beraber onu alıp bir ilişki terapistine ya da bir aile terapistine gidin. Hiç sordunuz mu bakalım ona nedir problem diye? Onun için belki bir sıkıntısı var, belki işle ilgili problemi var, belki onun ailesiyle ilgili bir problemi var, belki sizden beklentinizi var. Bunu bilmeden sebebini bulamayabiliriz. O yüzden lütfen karşısına geçin, kadın olarak ona bunu söyleyin. Problem ne diye. Sonrasında zaten biz yardımcı oluruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sorunlarınız çözülür bir an evvel. Mutluluklar diliyorum Sağlıkla size. Sağlıkla kalın. İnşallah. Peki. Biraz havayı dağıtalım. Ondan sonra evet, tekrar devam edeceğiz. Ki. Komik bir videomuz varmış. Arkadaşlarıyla beraber bir arabanın başında danslar eden birisi varmış. Ben de merak ettim. İzlemedim vallahi. Neymiş bir görelim. Buyursunlar. Oynat Reci. Reci oynat. Şimdi bana göre adam deşarj oluyor da stres atıyorlar, eğleniyorlar ama sormamız gerekiyor. Nasıl bir psikolojiyle acaba böyle bir davranış önermiş arkadaşlar? Ne kadar neyin rahatlar, peşindeler? Farkında mısınız? Çok rahatlar. Çok. Takıntılara karşı en güçlü panzehir kendinizle dalga geçebilme yeteneğinizdir. Ben yapıyorum. Vallahi evet. billahi yapıyorum. Bu konuda gerçekten çok iyisiniz. Teşekkür çok uzun ederim. Süredir takip ediyoruz. Kendinizle dalga geçtiğiniz andan itibaren birçok probleminizi kendiniz çözebiliyorsunuz. Vallahi yapın bunu. O evet. yüzden de arkadaşlarımızın birçoğu o kadar rahatlar ki artık sanıyorum hafif de biraz alkol de olabilir. Bilmiyorum. Bünyede bir oldu, ne oldu? 50 promil var sanki var, hocam. Bir şey var. Var gibi. Bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Çok affedersiniz. Şimdi burada sunucu kontenjanı. Daha kendimi de sokuşturuvereyim. Evet. Şimdi... Tabii ki insan, herkes hayatında kayıplar yaşıyor, acılar, üzüntüler yaşıyor. Ben de çok erken yaşta babamı kaybettim falan filan. Ama ondan sonra gördüm ki bu benim hayatımda başka bir pencere açtı. Evet. Ben kendimden yola çıkarak somut örnek olduğum için anlatıyorum. Herkese biraz empati kurabilmek için belki ekran başındaki seyircilerimiz daha ben de öyleyim ya da öyle yapayım diyebilirler belki. Şöyle bir şey, dedim ki hayat gerçekten çok enteresan. Demek ki hiçbir şey bizim için garanti ya da sabit. Ya da stabil değil. Her an her şeyi elimizden kaybedebiliriz. Parayı kaybedebiliriz. Sevdiklerimizi, işimizi, gücümüzü. Ama bende şöyle bir psikoloji oluştu. Ha öyle mi? Demek ben de her an ölebilirim. Çünkü babam öldüğünde 48 yaşındaydı. Evet. Aa o zaman çok az zaman var önümde belki de. Bilemiyorum deyip böyle hayatı çok fazla ciddiye almamaya başladım. Evet. Sağlık sorunları ve etrafındaki insanların mutluluğu dışında. Hiçbir şeyi çok ciddiye almıyorum ve ben özellikle böyle 20 yıldır bu sektördeyim ama özellikle son 6-7 yıldır artık hani tanıyor insanlar, biliyorlar. Ben daha rahat bir insandım aslında. Fakat
bizim bu durumumuzdan dolayı biraz dikkat etmemiz gerekiyor davranışlarımızda. İşte toplum önünde, işte sokakta bilmem nerede bir şey söylerken bir şey. Ben de tam tersi hep içinden nasıl geliyorsa öyle davranması gerektiğini. İnsan ağlamak istiyorsa ağlasın, üngür üngür ağlarım, çok severim gülmeyi de ağlamayı da. Biraz insan kendini kısıtlamaya başladığı zaman mutsuzluklar başlıyor. Enerji kayıpları başlıyor. Enerji kayıpları başlıyor. Mesela ben onu dönem dönem yaşıyorum. Bir şey yapacağım, aa yapma diyor eşime. Ay niye böyle diyorum, benim içimden böyle geliyor. Ben kendimi böyle rahat hissediyorum. Ben çok kılık kıyafetime dikkat etmek zorunda değilim bana göre. Ben normalde sürekli makyaj yapıyorum. Normalde yapmak istemiyorum. Öyle sokağa çıkmak istemiyorum ama insanlar aa işte çok da güzel değilmiş canım. Ay bunlar makyajlı. Ay göbeği de varmış bilmem. Ben bunları çok önemsemiyorum açıkçası. Anladım. Hiç önemsemiyorum. Fakat insanlar toplumda mesela demin oraya bağlayacağım. Adamlar ne güzel relax dans edip rahatlıyorlar. Ben çok özeniyorum. Kesinlikle. Ben ne bileyim halka açık yerlerde pikniğe gitmek istiyorum, parklara gitmek istiyorum, sahillerde dolaşmak istiyorum. Ama sürekli böyle bir kısıtlama var. İnsanların üzerinde de toplumsal baskılar yok mu? Hepimiz bir tabii şekilde yaşamıyor var. Muyuz tabii bunları? Tabii ki var, tabii ki var. Yani tabii hepimiz var. Aslında bu rahatla yaşamak istemez miyiz? İsteriz. Bizi mutsuz eden bir şey de bu toplum baskısı değil mi ya da? Şöyle, bu tabii çocukluk dönemindeki süreçlerle alakalı biraz da olabiliyor. Ben cezaevlerinde uzun yıllardır çalışıyorum, devam ediyor sürecim. Oraya baktığımda suç gruplarını dörde ayırdık. Orada bir şey keşfettik. Babalar ahlak merkezi, anneler sevgi merkezi. Ve korkutularak büyütülen çocuklar, baskılanarak büyütülen çocuklarımızın korku kültüründe vicdan değil yalakalık zekasının geliştiğini tespit ettik. Bu yüzden de çocuklarınızı, eşinizi, çalışanlarınızı eğer baskılayarak ve korkutarak çalıştırıyor veya büyütüyorsanız bir takım sıkıntılara maruz kalabiliyorsunuz. Bu anlamda içimizden geldiği gibi davranabileceğimiz arkadaş gruplarını çoğaltarak aynen öyle. Bu ihtiyacımızı karşılayabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Peki sokakta arkadaşlarımız sorular sormuşlar insanlara. Evet. Bakalım neler sormuşlar. Hemen izleyelim. Oynat Reci. Kadın ve erkek ilişkilerinde bir erkeğin her şeyi olmak doğru mu? Cinsel hayat evlilikleri ne kadar güçlü kılıyor? İnsanların bu düşüncesi sizce doğru mu? Sorun bu. Evet, çok can alıcı iki tane soru geldi. Hemen buyursunlar. Gökçen Hanım'a bir söz verelim. Bir kere eşinizin her şeyi olmayın. Bir bayansanız onun bir annesi var, onun bir kardeşi var, onun iş arkadaşı var. Sadece karısı olun. Aynı şey kadın ya da erkek için geçerli. Kadın çünkü bir anda anne size olabiliyor, herkes, arkadaşı, herkes kadını. Herkes rolünü yaşamalı. Nedir? Yatak odasından içeriye girdiğiniz vakit annelik sabahlığını yatak odasının kapısına asacaksınız ve içeriye öyle gireceksiniz. Adam bunu öyle istiyor. Erkek bunu öyle istiyor. Aynı şey çocuğunun babası olabilir ya da kızının oğlunun annesi olabilir ama adam kadın görmek istiyor. İlişkinin süreci bu. Evet. İkinci soru da cinsellikle ilgili sordu. Evet, ne kadar önemli diye. Hep şunu söylüyorum. İyi giden bir ilişkinin %50'si cinsellik. O kadar önemli değil mi? Kötü giden bir ilişkinin %80'i cinsellik. Oo. Onun için çarpıcı bir oran. Cinsellik çok önemli. Bakın insanlar yok çok önemli değil biz şunu yapalım. Yok öyle bir şey. Hele de ilişkide. Ben de biraz önce söylediniz ya. Bak, yarın diye bir şey yok. Yarın diye bir şey yok. Ve mutluluk diye de bir şey yok. Mutlu anlar var. Şu anda şuradan mutlu muyuz? Evet. O zaman bu anın tadını çıkaracaksınız. Siz evlenmiş misiniz? Evliliği, cinsellik, seks ya da neyse ilişkiler adına mı yürütmek için o imzayı attınız? Evetse bunun getirilerini yapacaksınız. Eşiniz böyle mi istiyor? O zaman öyle olacaksınız. Kendi inisiyatifinizi de kullanacaksınız tabii. Tabii ki. O yüzden çok önemli. Evet, çok. Harika. Evet. Ekleyeceğim bir şey yok. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ancak cinselliğe gelinceye kadar, ilişkilere gelinceye kadar bu oluşan gerginliği ortadan nasıl kaldıracağız? Bu da böyle bir süreç var. Şimdi bir uygulamamız var. Herkes yanında en az kendi hocam, kadar... Hocam cinsellikle ilgili konuşurken uygulamamız var deyince evet. Ben bir şöyle bir hop etti. Evet. Gerginlikle ilgili dedim özellikle. Evet. Böyle bir şey yapacağız. Peki birazdan röportajımız yapalım. Var. Röportajımız varmış arkadaşlarımız uyarıyorlar. Bir devam edelim ona. Ondan sonra devam edeceğiz hocam uygulamalara. Buyursunlar. Acaba yumurtalık kistleri alındığı zaman tekrar türer mi?
sorum olacaktı. Gebelik deneyen bir iki çocuklar daha akıllı olsun. Evet. Bu dönem ikinci operatör doktor olarak kadın doğum olarak ona da hemen bir kere bir folik asit çocukları diyoruz ya artık, evet. Suhal Hanım. Evet. Yani gebeliğinizin ilk 3 ayında mutlaka folik asitinizi gördüm orada bir hanımefendi de gebe galiba. Folik asitinizi mutlaka kullanın deriz. Evet, bir. İkincisi protein, en az günde 3-4 protein yerine geçecek olan proteinini almak zorundayız. 3 tane köfte, 4 tane işte köfte, ciğer, o yoksa kırmızı et, beyaz et, hiçbirisi yoksa mercimek çorbası. Hı hı. Çocuğunuzun akıllı olabilmesi için bunları yapın. Protein İkincisi, yumurtalık kistleri böbrek taşı gibidir. Belki düşürürsünüz, tekrar olabilir. Ama kistin iyi huylu kötü huylu olup olmadığına göre değişiyor. Onu mutlaka bir uzman tarafından tedavi edilmesi uygun olacaktır. Hanımlar zaten 6 ayda bir sinir testlerini, jinekolojik mutlaka yılda bir. Zorundalar. Bir de Zuhal Hanımcığım hep onu söylüyorum. Bir defa 10 dakikalık bir muayene sizi bir sene rahat ettirecek. Onun için hani o korkulacak gibi bir muayene de değil bizim muayenemiz. Masamız kötü, o ayrı. Yani ben de pek haz etmiyorum o masamızı ama olsun. Yani sağlık açısından 15 dakikalık bir süreç gerektiriyor. Simir diyoruz ya, simirde insanlar böyle oradan gidiyormuşsun bir parça olunuyor. Öyle bir yok şey öyle yok, şey. Yok öyle bir şey. Çok naif bir işlem. Sizin canınız acıtılmadan yapılan bir işlem. O yüzden lütfen kadın doğum muayenelerinize yılda bir gidin lütfen. Sonrasında rahim ağzı kanserleri, yumurtalık kan. Evet. Çok çünkü artık. Onun için lütfen muayenelerinizi hamile yaptırın. Hamile kalmak isteyen, gebe kalmak isteyen kadınların mutlaka mi? Çok dikkat etmesi lazım. Peki röportajlar devam mı? Evet buyursunlar, halkımızdan sorular devam yağıyor. Erkeğin damarına basan şeyler nelerdir? Öğrenmek istiyorum. Bir erkeğe eve bağlamak için ne yapmamız gerekir? İşte. Ablacığım sen mi soruyorsun? Sen daha çözemediysen bunu. Yani kusura bakmayın. Herhalde 55 yaşlarında falan vardı var, büyüklerimiz değil mi? Ama bir dakika. Erkeği nasıl eve bağlarız? Ama artık bizim sana sormamız lazım teyzeciğim. Nasıl bağlarız diye. Buyurun. Bunun bir metodu var. Var çok, mı? Çok basit bir metodu var. Şimdi konuklarımızdan rica edeceğiz. Herkes kendi yanında en az kendi kadar güzel veya yakışıklı biriyle bir göz teması kursun lütfen. Bana bakmayın. Yanınıza bakın. Sakatlık olmasın burada. Evet. Şimdi herkes bir tane eş bulsun diye değiştirelim bunu. Herkes tamam. Eşini buldu mu? İyiydi. Eşlerden bana göre solda olanlar sağ elini yumruk yapsın. Diğer eş de bu yumruğu açmaya çalışsın. Elinizi yumruk yapın ve açmaya çalışın. Meryem Hanım siz açmaya çalışın Mehmet Bey'in elini. Deneyelim lütfen. Zor değil mi? Şimdi eş değişelim. Siz sıkın, siz açmaya çalışın. Harika. Zor mu? Evet, sizi sahneye alabilir miyim? Evet, buyurun. Evet, ilişkilerde de böyle. Bakın, hem kendimizi zorluyoruz, hem karşı tarafı zorluyoruz. İlginç bir süreç. İsminizi bağışlayın. Sibel Hanım, bu sizin hayatınızdaki tüm sıkıntılar, problemler. Açtığınızda kurtulacak olsaydınız nasıl açardınız bunu? Bir deneyin lütfen. Isırmak yok, gıdıklamak yok yalnız. Devam edin. Hiç. Abonun. Göründüğü kadar şeydi, çok kuvvetli yalnız. Evet. Zor değil mi? Şimdi siz sıkın elinizi. Kaç yaşındayız efendim? Evli miyiz? Hangi takımı tutuyorsunuz? Kocaman bir alkış. Ne oldu? Yumruk açıldı. Hayat da böyle bir şey. Zorluklar karşısında ne kendinizi zorlayın ne de kendinizi zorlayın. Teyzeciğime söylüyorum. Esnek olan kontrolü ele alır. Esneyin ki erkeği evde tutun. Cevap veriyorum o kısmada. Esnemek lazım. Esnek olan kontrolü ele alır. Demek ki sıkıntılar, problemler karşısında ben haklıyım, o ilk önce gelsin şeklinde bir düşünce kalıbı uygulamak yerine ilk adımı atın ki kontrol sizde olsun. Çok teşekkür evet, ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. Bir sorumuz daha varmış. Son sorumuzu da hemen alalım. Sokaktaki seyircilerimizden buyursunlar. Aldatılmaya hak eden insan var mı? Öyle bir şey olur mu?
Aldatılmayı hak eden insan öyle var şey mı? Olur mu? Hayır. Olur mu yani şey? Hiçbir zaman sadakatsizliği kimse istemez. Evet. Kimse yaşamak istemez. Kimse de hak etmez. O yüzden öyle bir şey olamaz. Bir sebebi var mıdır? Olabilir. Fakat biraz önce Kuntar Bey'e dedik ya, siz ne yaparsanız, esnek de olsanız, falan de atsanız bazen bazı şeyler oluyor. O da çok karşılaşıyorum ben. Eşi çok güzel olur, çok bakımlı olur, çok işveli olur ama bazen sadakatsizlik olabiliyor. Angelina Jolie bile affedersiniz. O yüzden siz size düşen görev, toplum olarak görev addedilen şeyleri yapın. Ondan sonra karşı taraf artık bunu değerli mi kılıyor, önemsiyor mu onu bilmiyoruz. Ama siz en azından görevinizi yapın. Peki. Kadın. Şu sevgili konuklarım Kuntar Bey, Gökçen Hanım, Eda. Evet, kah gülüyoruz, anlatıyoruz falan ama maalesef ben de yeni öğrendim. Türkiye dünden beridir Mehmet Pişkin adlı genç bir insanın intiharını konuşuyormuş. Kendisi sosyal medyaya bir video yüklemiş. Hı-hı, yaklaşık intiharından ben. Yarım saat evvel ben bugün izletti arkadaşlar. Hayata karşı ümidini yitirdiği için kendi yaşamına son vermiş. Çok acı bir şey tabii. Allah geride kalan bütün ailesine, arkadaşlarına sabır versin. 35 yaşında gencecik bir hayat yitmiş, gitmiş hem de kendi eliyle. Çok acı bir şey. Ama buna meyilli ya da böyle maalesef elim şekilde sonuçlanan hayatlar, yaşamlar görüyoruz haberlerde, gazetelerde. Ve ki en yakını da Mehmet Pişkin oldu. Bakın görüntüsü de var şu an. Tabii ki videosunu yayınlamıyoruz ama ben çok üzüldüm. Gerçekten çok sarsıcı bir haber. Kuntar Bey'e önce soracağım. Bir insan nasıl olur da hayat ümidini, yaşama sevincini kendi hayatına son verecek noktaya gelinceye kadar kaybeder? Evet, her şeyden önce bu hayatına son veren arkadaşımızın ailesine özellikle bir soru yöneltmek istiyorum. Onunla ilintili insanlara. Çünkü intihar edecek olan insan muhakkak bir sinyal verir. Hayattan zevk alma var. Uzun süredir mutsuzum demiş videosunda. Mutsuzluk, umutsuzluk, arkadaşlarına karşı davranış şekilleri hepsi bunların birer kriterdir. Ve bu videonun bence muhakkak sosyal paylaşım sitelerinden kaldırılması gerekiyor. Evet, ben evet, evet. Bunu kesinlikle çok hızlı bir şekilde olmasını talep eden bir uzmanım. Bu anlamda eğer etrafınızda çocuklarınız, eşleriniz konuşamamak ve iletişimsizlikten kaynaklanan bir takım eksikler ve yanlışlarla karşılaşıyoruz. Bakın, gözler kalbin aynasıdır, yalan nedir bilmez onlar diye bir şarkı var. Evet. Emel Sayın çok güzel yorumlar bunu, biliyorsunuz. Evet. Yalan söyleyen insanların göz bebeği küçülür. Hı hı. Siz çocuklarınızı, sevdiklerinizi şöyle bir karşınıza alın. Akşamları veya sabahları ya nasılsın, iyi misin? Soru sormadan önce bir göz bebeğine bakın. Onu resmedin. Eğer soru sorduktan sonra göz bebeğinde küçülme varsa o kişi size doğruyu söylemiyor demektir. Çocuklarımıza biz güveniyoruz ancak etrafa güvenmediğimiz için bir kere takip etmek zorundayız ki bu vefat eden kardeşimiz yine bir annenin babanın ürünü. Bununla ilintili bir sürü insanlar var. Bu yüzden de umutsuzluk, mutsuzluk, korku, endişe, çünkü korku hayatta kalma içgüdüsüdür. Çocuklarımız, gençlerimiz çok çabuk hayatından vazgeçmeye başladılar. Çünkü aileyle ilişkileri son derece kötü. Asosyal oldular. Maalesef. Odalarına kapanıyorlar bilgisayarların başında. Maalesef. Konuşamıyoruz gençlerimizle. Bakın ben 66 doğumluyum. Bizim dönemimizde cep telefonu yoktu. Bilgisayar yoktu. Biz oyun oynayarak büyüdük. Biz kavgamızı da sokakta yaptık. İnşallah. Problem çözme tekniklerini ben sokakta öğrendim. Biz mahalle çocuklarıydık. PowerPoint'lerde öğrenmedik biz. Evet. Bu yüzden de şu anda çocuklar oyun oynamıyorlar. Çocuklar şu anda internetin başında ve cep telefonunda sabahtan akşama kadar hiçbir şeyden habersizler. Ve en büyük hata, erkek adam korkmaz, erkek adam ağlamaz koşullanmalarıyla yetiştirilen çocuklar büyüdüklerinde bu duyguyu aldığı andan itibaren ilk olarak bu koşullanmayı şiddet ve öfke olarak dışarı vururlar. Erkekler ağlar da erkekler korkar da arkadaşlar. Çocuklarınızın duygularını yaşamasına müsaade edin ki bu tür sahnelere maruz kalmayalım. Evet, tekrar ailesine başsağlığı ve sabır dileyelim. Peki, kadın ve erkek ilişkilerinde hep böyle bir kavgalar, didişmeler oluyor. Ve diyorlar ki kedi köpek gibi yiyorlar birbirlerini, didişiyorlar. Diyorlar ki hoş kedi köpek videoları izliyoruz. Onlar gayet güzel geçiniyorlar bizden bence. Ama onunla ilgili bir video varmış. Hemen bir izleyelim bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Buyursunlar.
söyle Eda'cığım. Ya intihar demişken Perihan Maden Twitter'da bir açıklama yapmış Cem Gariboğlu'nun intiharı ile alakalı. Öyle mi? Ne demiş? Cem Gariboğlu'nun üzüldüğünü ve içinin acıdığını söylemiş. Yani ben kendisine katılmıyorum ya. Öyle yani mi? Biraz yani belki sivri bir çıkış olacak ama yani ben aksine kolay öldüğünü düşünüyorum. Yani onu kolaya kaçtığını düşünüyorum. Cezasından kaçtığını Cezasından kaçtığını düşünüyorum. Çünkü giden de bir can, giden de bir ailenin bir evladı. Hı hı. Yani tabii ki kimse için böyle bir şey dilenmez ama ben cezasını çekmeliydi diye düşünüyorum. Gökçen Hanım siz ne diyorsunuz bu konuda? Ben şunu söyleyeceğim. Bazen hayat sıkar sizi. Sorunlar üstünüze gelir. Bunun için söylemiyorum ama... Bir gidesiniz gelir, bir dışarıya çıkasınız gelir, bu dünyadan tamamen ayrılmak isteyesiniz gelir. Yan taraftakinin konuşması sizi boğar, eşinizin sevgisi sizi boğar falan. İçiniz sıkılır, konuşmak istemezsiniz, uyku bu işte... Depresyon bu. Hani çok konuşuyoruz ya depresyon diye. Bu bazen insanlar bunu yaşayabiliyorlar. Az da olsa, fazla da olsa. Lütfen o dönemde Gökçen Hoca hep bugün konuş diyor diyeceksiniz ama lütfen karşınızda sizi anlayabilecek birini geçin ve ben kötüyüm deyin. Bu depresyonun en baştaki tedavisi aslında sizi anlayabilecek biriyle konuşmak. Bir zayıflık emaresi değil, değil bu. Değil, asla değil. İnsanız, kötü dönemlerimiz olabilir. Boğazımız nasıl ağrıyorsa. Ya bir arkadaşımız, ya bir komşumuz, ya bir akrabamız mutlaka, olabilir. Onu da hadi bulamadınız, beni kimse anlayamıyor deyin. Bunun işin uzmanları var. Siz hastalık da değil bu, sorun. Hep onu söylüyorum. Evet, ya bu çözümü var. İşte bir can. O kadar ya. Sosyal kültürel seviyesi yüksek olan bir arkadaşımız ki o. Mehmet Pişkin, evet. Yani... Hayattan düşünsenize o ırk çoğalmalıydı mesela. Yani o yüzden lütfen bunu sorun olarak halletmeden ki okumuş size kültürlü bir insan olduğu üzülüyor çok belli işte, konuşmasından. Meyveler gidiyor Türkiye'de. O yüzden lütfen bunu hani sorun olarak halletip bir uzmana başvurun diyorum. Seyircilerimizden soru sormak isteyen var mı Kunter Bey veya Gökçen Hanım'a? Depresyonla ilgili ya da çocuğuyla ilgili ya da herhangi... Dert üstü, murat üstü bir seyircimiz var bugün. Ne kadar güzel. Her şey biliniyor. Sonra ne mutlu bize o zaman. Yok mu kimse? Bakın bakalım çok değerli uzmanlarımız. Yok herhalde kimsenin bir sorusu. Peki. Balon ne? Balon uygulamasına geçelim. Evet. Benim uzağım kötü Ercan. Balon uygulamamız mı var hocam? Evet. Şimdi konuklarımızdan ve bizi izleyen Kanal D izleyicilerimizden bir ricada bulunacağım. Zihninizde 3 tane sizi üzen... Sıkan problemi resmedin. 3 tane problem istiyorum evet, sizden. Evet, seyircilerimize kağıt kalem evet. dağıtıldı. Evet, şimdi sizden ricam, elimizde balonlarımız var. Balonlarımız var. Balonlarımızın içine, şu anda resmettiğiniz balonlarımızın içine birinci problemi üfleyelim lütfen. Problemimizin bir tanesini üflüyoruz. Üfleyin. Evet, sol elimizde. Şimdi... Resmettiğimiz ve imgelediğimiz ikinci problemimizi üflüyoruz içimize. Ablanın orada patladı patlayacak. Ve şimdi üçüncü problemimizi de balonun içine üflüyoruz. Keşke üflesek. Evet şimdi şişti mi balonumuz? Sol elimizde bunlar. Elimize de sağ elimize de bir toplu iğne alıyoruz lütfen. Allah. Evet. Kaldırıyoruz havaya. Sol elimizde dertlerimiz. Dur kız, patlatmıyoruz. Dur. Patlatmıyoruz. Patlatmıyoruz hep birlikte. Şimdi hazır. 1, 2, 3. Esasında tüm dertlerimiz. Ablanınki patlamadı. Hala uğraşıyor patlasın diye. Çünkü şişmedi. Şişmedi. Evet. Esasında tüm dertlerimiz balondan ibarettir. Başımıza gelen olayları değiştiremiyoruz. Onları gözleme biçimini değiştirdiğimiz andan itibaren kontrol bize geçer. Sorumluluk da stres hep birbirine karıştırırız. Sorumluluk kendimizi güçsüz hissettiğimiz dönemlerde strese dönüşür. Bu anlamda beyin gördüğüyle hayal ettiği şey arasındaki farkı bilmez. Bu yüzden de sıkıntılar, problemler hepsi gerçekten halledilmek üzeredir ki bir uygulamamız var şimdi. Herkes sağ ayak bileğini saat yönünde çevirirken sağ ayak bileğinizi
saat yönünde çevirirken sağ elinizde de altı rakamını çizin. Sağ ayak saat yönünde çevirirken sağ elinizde altı rakamı. Terse dönüyor değil mi? Ayak terse dönüyor. Ben size ne diyorum? Sağ ayak bileğinizi saat yönünde çevirirken saat yönünde 6'yı alttan çizin bakayım oluyor mu? 6'yı alttan çizin. Olduğunu göreceksiniz. Doğru mu? Demek ki her problemin bir çözümü var arkadaşlar. Sakın. Aynen. Öyle oldu mu? Oluyor, hemen değil mi? Hemen bıraktık. O yüzden de problemi çözemiyorsanız uzmandan destek alacaksınız. Bir sürü uzmanlarımız var. Bunun için de gözümüzü açıp artık hayata bakmak durumundayız ki bununla ilgili bir uygulamamız var. Sizi alabilir miyim sahneye? Sizi. Buyurun. Hanımefendi sizi de alayım ben. Gel. Evet sen. Hanımefendi sizi de alayım. Buyurun. Buyurun. Hanımefendi siz de buyurun. Kız gelsene. Siz de buyurun lütfen. Gel. Tamam sorun değil. Evet. Çok güzel, harika. Şöyle bir bakın bakalım kameraya. Nasıl görünüyor buradan? Her şey yolunda değil mi? Bandımızı bir alabilir miyim hocam? Sizden ricam. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi dikkatle izliyoruz. Ben sizin gözünüzü kapatacağım. Evet. Görmüyorsunuz değil mi şu anda efendim? Hayır. Evet, harika. Size makas veriyorum, size ip veriyorum ve size de bir tane balon veriyorum. Dikkatle izleyin ve tüyo vermek yok. Karşıya bakıyoruz. Şimdi her şey serbest. Ne yapmak istiyorsanız yapın lütfen. Hocam o elinde makas olan kız genç de biraz. Bakalım neler yapacaklar. Her şey serbest. Evet. Dikkatli. Saç. Evet. İpi sarıyor hanımefendi. Diğeri balonu şişirmeye çalışıyor. Siz elinde makas ne yapabilirimin peşinde hanımefendi. Bir sakatlık çıkmasın kızım evladım. Dikkatli izliyoruz. Her şey serbest. Devam ediyor süreç. Son 10 saniyemiz var. Bakalım ne yapacaksınız? Ben yokum burada. Saç. Konuklarımız da yok. Siz baş başasınız. Son saniyelerimiz. Evet. Evet bitti saniyemiz. Sakin ol ha dostum sakin. Size ol. Ne dedim? Her şey serbest dedim mi? Evet. Kaç defa dedim? En az 4 kez. Peki arkadaşlarınız neden arkadaşın gözünü açmıyor? Hadi onu bıraktık. Kendi gözünü neden açmıyor? Artık bak. Artık gözümüzü açma zamanı. Lütfen gözlerinizi açın arkadaşlar. Evet. Mikrofon. Mikrofon evet. Açık mı? Mikrofon açık mı? Açık, evet. Estağfurullah. Ablacığım ismin neydi? Hülya. Hülya ablacığım neden açmadın kendi gözünü? Her şey serbest dedi Kunter Bey. Açmadım. Bizleri görmek istemiyor musun? Hayır. Neden açmadın? Hakikaten merak ettim. Bilmiyorum her ya. Her şey serbest dedi. Gözünü açabileceğini düşünmedin mi? Düşünmedim, hayır. Nedir bize bunu yaptıran psikoloji? İşte, vallahi onu bilemeyeceğim. Hocama sorayım. Esasında biz öğrenilmiş çaresizlikleri yaşıyoruz. Ya. Gözü bağladı, demek ki o bağlı kalacak. Allah bize akıl fikir vermiş. Allah akıl fikri kullanmak için yetenek vermiş. Bunları kullandığımız andan itibaren problemleri daha rahat çözdüğünüzü göreceksiniz. Çünkü beyin referans sistemiyle çalışır. Evli miyiz Hülya Hanım? Evliyim. Kaç yıllık? 35 senelik. Maşallah, beyefendi hayatta inşallah. Hayatta. Ne güzel, 35 yıl, sence iki kelimeyle bana 35 yıllık evliliğin sırrını söyle, iki kelime. İki, mutluyum. Neden? İki tane evladım var. Ama kocanı seviyor musun hala? Seni seviyorum. O zaman ne var sizin aranızda? Hiçbir şey yok. Yani, nasıl yani? Kötü anlamda bir şey yok demek istedi herhalde. Ha, kötü anlamda. Hiçbir şey yok. Yok hayır. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın zaten. Yok. Hiç de sevmem kendisini. İşte iki çocuk var. Yani ben şuna ulaşmaya çalıştım aslında. Hani sevgi, saygı var demek ki 35 yıldır bu evlilik tabii devam, ki, devam etmiş, ediyor. Değil mi? İnanılmaz ya. Sabır, tahammül, ya. Saygı. Saygı çok önemli. Ama zaten Hülya Hanım evde de böyleyse gözünü kapattık öyle durdu. Beyefendi bir şey dedim. Tabii hanım nasıl istersen kocacığım. Demek ki uyumlu, mülayim bir hanımefendi. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok Allah teşekkürler, sağ olun. Teşekkür evet, alayım ben emanetleri. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Çok nasıl bilinçaltı bizi engelliyor, nasıl setler gerçekten kafamızda? Öyle. Gözümüz gerçekten kapalı öyle. Ama yine de açmıyoruz gözümüzü. Peki, Gökçen Hanım'a dönmek istiyorum. Gökçen Hanım, bize hanımlar çok merak ediyorlar. Doğum yaşı artık hani
maalesef ki kısırlık yaygınlaşmaya başladı. Evet. Tüp bebek uygulamaları çok fazlalaşmaya başladı. İnsanlar artık yaşam koşulları, işte çalışma hayatı yüzünden geç çocuk sahibi olmaya başladılar. Hı hı. Onun için kadınlar çok merak ediyorlar. Doğum yaşı ne olmalı? İlk doğumu erken yaşta yapan birisi 40-45'inde de doğurabilir mi diye. Bizde tıpta hiçbir zaman net bu yaş, net şu yaş, şu olmalı diye bir şey yoktur. Hı hı. Kişiden kişiye değişir, bu birincisi. Ama bizim bilimsel kitaplar Zuhal Hanım şey der. 35'inden sonra ihtimal birazcık düşeceği ya da hı hı. yükseleceği için bebekte sakat olma ihtimali. Hı hı. Ya da bizim yumurtalarımız var ya. Evet. O yumurtaların kalitesi düşüyor 35'ten sonra. Sayılar da azalıyor hem değil mi? Hem sayı azalıyor, hem kalitesi düşüyor, hem de gebe kalma ihtimali birazcık daha düşüyor. O yüzden biz deriz ki 35-36'ya kadar bir çocuğu aradan çıkarın. Eda, duy. 38. Yok, bir dakika, bir dakika. Bir kadın gebe kalmak istiyorsa 45'inde de gebe kalır, 50'sinde de gebe kalabilir. Yani o yüzden ama şöyle hani... takipli olmak ve bazı tehditleri bilmek gerekir o dönemde. Fakat ben geçen hafta 46, 40 hatta 47 yaşında bir gebemi doğurttum. Onun için istemeniz yeterli. Yani yaş 18 yaşının üstünde olmasını genelde tercih ederiz. Organlar, hormonlar tam böyle kadın kıvamına gelsin. Hı-hı. Ondan sonra da dediğim gibi 18 ila 35 yaş optimum sevdiğimiz yaş. Ama 40'ında çocuk doğurulmayacak mı? Doğrulabilir tabii ki. Yeter ki diyorum istesinler yani. Evet. Zuhal Hanım, buyurun. Bir çifti canlandırabilir miyiz, kavga eden bir çifti? Tabii. Sizinle birlikte. Benle olur, tamam. Yani başarılı olduğunuz bir konu mudur bu? Hayır. Öyle. Ama oyunculuk yeteneğimi konuşturabileceğimi düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Oradan yola çıkarak. Sen beni hiç sevmiyorsun ve büyüklerime saygı duymuyorsun. Sen benim aileme, anneme, babama, akrabalarıma neden kaşını çatıyorsun? Neden? Ama senin annen hayatım, yani evlendiğimiz günden beridir bana bir tavırlar, beni bir beğenmemeler, bir şeyler. Ne zaman eve gelsin bir surat beş karış. Senin anneni mutlu edemiyorum ben Kunter. Ancak şimdi hayır, burada yanılıyorsun. Ne demek sen? Diyorsun? Sen var ya sen. Ben. Sen. Asıl sen. Sen benim anneme Allah aşkına bayramdan bayrama bir tek elini öpmeye gidiyoruz. Bir halini hatırını sormak için arıyor musun? Ya da bir kalkıp gidelim bir anneni görelim diyor musun? Öldü mü, kaldı mı, hasta mı? Ben konuşuyorum, bir de günde beş kere annenle konuşuyorsun. Ya neden diyorsun. Beni makine tüfek gibi tarıyorsun böyle? Ne ya? Demek sen karşında ne var ya? Ne rezil ettin 75 milyona. Allah Allah, hayret bir şey. Sana 3 tane çocuk verdim. Şu saçımı süpürgeçtim, balyaçımı senin için. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ne yapalım demek? Yani? Bırak Allah. Allah Allah. Sen... Her zaman için beni yargılıyorsun. Her şeyin sorumlusu benim. Bir şey ters gittiği zaman sen. Hiç sen kendinde hatayı aramıyorsun. Hayatım, şunu lütfen hatırla. O çocuğu, bak biraz o çocukları, o çocukları birlikte yaptık. Allah Allah. Nasıl yani? Sen ne demek çocuğu verdin? O çocuğu birlikte yaptık. Ne demek? Nereden biliyorum, biliyorsun bunu? Biliyorum. O anında oradaydım. Allah Allah. Biliyorum. Onu, ona bir şey demiyorum. Ama artık o da yok. Allah Allah. O da yok artık. Sana bir haller oldu. Geliyorsun beş kaşık sütten. Hay sen nedir bu son bir haftada sende böyle parfümler, sıkmalar, bir saçının Allah, başına bir özen göstermeler. Hadi anlatın ne bakalım. Ne oluyor? Ben karıma daha güzel görülmek için çırpınıp dururken şu algıya bakar mısın? Ya ne sen kafayı mı yedin ya? Ama sen gece toplantıdayım dedin bana geçen gece. Uyudum baktım saat 2'ydi geldin eve. İki, kedi gibi girdin neden yatağa diye öyle. Bir sor. Sor neden diye. Neden? Çünkü. Evet. Ben. Evet. Toplantımı uzattım biraz. Çözemedim işi. Bak sen. Çözememiş. Çözemedim. Ben biliyorum o toplantıların kimle olduğunu. Neden senin bütün telefonundaki Necdet Usta, Ahmet Usta, Hamdi Usta bilmem ne diye kayıtlı o telefonlar? Herkes usta mı? Hiç. Neden tuvalete bile affedersin? Hacet görmeye bile telefonla gidiyorsun. Neden o cep telefonu sürekli seninle? Çünkü ben bir iş adamıyım biliyorsun. Allah Allah. Ve çünkü... bana karşı da sorumlulukları var. Sen ben, kimsin, de ikinci... ben de ikinci kadın olarak devreye giriyorum. İkinci kadın evet. Çıktı bir de evet. Başımıza. Bana ancak karşı da sorumlu. Şey, şöyle bir şey ifade edeyim ben sana. Esasında biz iş arkadaşıyız. Evet, toplantılara birlikte gidiyoruz. Öyle mi? Sadece iş, sadece iş. Sadece iş, sadece. Ancak ben seni çok seviyorum. Hayatım, ben seni işin, çok seviyorum, çok. Dış kaplama cephe yapıyorsun sen. Bu hanımefendiyle ne gibi bir ortaklığın olabilir? İş ben anlamıyorum. İş dedik, iş Zuhal Hanımcığım. Nasıl bir iş bu?
yani iş toplantıda. Kesinlikle iş. Yani tabii, tabii. Güzel işler ve ben evime demek daha fazla. Demek ceketinde bulduğum o sarı saçlar bu hanımefendiye aitmiş. Ama bir dakika, biz toplantıda beraber imza atarken ya da toplantı yaparken tabii ki yan yana oturuyoruz ve saçım onun omzuna düşmüş olabilir. Bu benim değil gerçek mi? Dostum. Bu benim arkadaşım. Dünya hep bacım bu. Bacım bu benim. Bacım. Bacım. Bacıya bak. Tabii, bacı görmesek bacım, bacım hayatta. Bu. O yüzden lütfen bana etiket yapıştırma. Anneme, babama, saygısızlığıma. Ben sana ne soruyorum, sen bana ne söylüyorsun ya? Sen karşında çocuk yok bir kere, bak aklını başına al. Bana demagoji yapma. Bana demagoji yapma. Senin karşında da çocuk yok. Ben bugün 25 yaşında bir insanım. Lütfen çocuklar, çocuklar uyanıyor. Çocukların yanında tartışmayalım. Bence hayatım, bir uzmandan destek alalım. Lütfen. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten. Evet. Ne güzel sesim. Ama hiç bana belli etmiyorsun. Ve bunu uygulayabilmek için senden destek istiyorum. Ne olur. Yanlışlarım var biliyorum. Fakat bunu düzeltmek için bana fırsat ve imkan tanı. Ve bir uzmandan destek alalım. Tamam. Bildiğim çok iyi bir uzman var ve ona gidelim istersen hayatım. Gerçekten mi? Evet hayatım. Gideriz mi? Seni çok seviyorum. Ama önce şu yüzüğü değiştirelim mi? Evlendiğimiz günden beridir. Kesinlikle, tabii ki. Hay hay. Gel hatta, Günter. Hadi sana gidelim. Sana yeni aldığım kıyafetimi tamam, göstereyim. Hadi bakalım. Bir anda yelkenler suya girerdi. Teşekkür ederim. Bana tahammül ettiğiniz için ve bu ses tonuna çok teşekkür ediyorum. Çok mersi, çok. Şimdi şaka bir tarafa. Buradaki diyalogda en başta yapılan hatalar nelerdi? Nereden yanlış yaptık ve nasıl doğruya bağladık? Bir kere bağırarak konuşma kesinlikle olmamalı. O sizin eşiniz. Değil mi? Çocuk olmayabilir veya olabilir. O sizin evet dediğiniz ve birlikte yola birlikte devam edebilmek için birbirinize söz verdiğiniz insan. Nasıl biz onlarca yüzlerce vatandaşa tahammül ediyoruz? Sinirlendiğimiz insanları yutuyoruz. Bir anda unutuyoruz onun hayat arkadaşımız tabii ki, olduğunu tabii değil ki, mi? Tabii ki. Ses tonu çok önemlidir. Bir insanı ikna edebilmek için eğer ses tonunuzu kısarsanız daha çok duyulduğunuzu göreceksiniz. Bakın bir arkadaş böyle yapıyor. Bu ne demek beden dilinde? Üstad ne demek bu? Kime konuşuyorum? Türkiye'de, ülkemizde. Evet, ülkemizde inanılmaz beden dili. Diyorum ki, eşini seviyor musun diyorum, cevap şu bana, bakın. Tabii ki, yalan. Yani bu ne tabii ki? Vücuttan bu ne? Vermiş oldu. Bu ne? Peki, bundan sonra hayata birlikte devam etmek istiyor musun bu hatunla diyorum. Evet hocam, istiyorum. Yani beden dilini iyi okuduğunuz andan itibaren kontrol size geçer. Peki beyefendi bir şey söyleyeceğim, buyurun. Buyurun. Benim şöyle, yani böyle demek istediğim şu. Hani biraz önceki tartışma. Olay büyüdükçe daha genişliyor. Doğru, haklısınız. Bayan diyecek ki, şimdi ben madem böyle yapıyorsun, ben de giderim babamın evine. Ama erkek sonra ne diyecek ya, pişman oldu ama iş işten geçmiş olacak. Evet, değil mi? Evet. Yani o yüzden dedim yani tartışma, yani siz ne de gerçekten böyle şey olup da baş edecek erkek. Yani şey. Alttan almayı bilmek tabii. Gerekiyor bir. Evet. Önemli. Belki İkincisi... de onun işareti miydi bu hocam? Evet. Alttan almayı. Neyse de böyle. Yani nerede dedi. Ama şöyle. Ne kadar tartışırsan olay o kadar çok büyür. Evet. Biz hep ne diyoruz biliyor musunuz çiftlere? Karşılıklı oturun. Kuntar Bey biraz önce mesela suyu soğuk dese diyelim. Su soğukla su soğuk arasında dağlar kadar fark var. O yüzden aynı şeyi söyleyin ama yumuşak söyleyin. Aynı şeyi söyleyin ama sert hareketlerle değil, yumuşak, yukarıdan. Mesela el hareketleri de çok önemli. Hocam söyleyecektir belki. Alttan almak her daim iyidir, üstten almaktan. Onun için mutlaka alttan alın ve konuşurken birazcık daha kibar. Ses tonumuza dikkat ve, ederek. Evet, naif şekilde. Evet, peki Asiye Hanım İstanbul'dan arıyormuş bizi buralardan. Merhaba Asiye Hanım. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Sesiniz biraz kötü geliyor. Hemen dinleyelim sizi. Yok. Ben şimdi 9 yıldır bir beraberliğim var. 9 yıldır. Ama 1 yıldır evliyiz. Hı hı. Evet. Eşim benden 10 yaş küçük. 41 yaşındayım. Hı hı. 31 yaşında eşiniz, evet. Evet, ben 41, o 31.
Son bir yıldır beraberiz ama bazı problemler yaşıyoruz. Mesela vardiyalı çalışıyoruz ikimiz de. Ben gidiyorum, o geliyor. O gidiyor, ben geliyorum. Bir hafta bazen hiç görmediğimiz oluyor birbirimizi. Çok sinirleniyor. Bazen bir şey söylediğim zaman çok agresif, böyle öfke kontrolü yok gibi sanki. Ne desem bağırmaya başlıyor hemen. İyi de davransam, kötü de davransam. Ben de kendimi tutamıyorum. Bazen sinirleniyorum. Tepki gösteriyorum. Bu sefer daha kötü oluyor. Tansiyon yükseliyor. İki kere düşük yaptım. Doktor hanım da buna cevap verirse, 41 yaşında bir yıl içinde iki defa düşük yaptım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani çok zor. Hep arkadaşlarıyla geçiyor. Yani evde pek göremiyorum onu. Doktora gidelim diyorum mesela psikiyatriye ama kabul etmiyor. Bu kadar. Çok zor tabii. Asiye Hanım, şimdi öncelikle tabii ki zor bir durum sizin. Yaşı bir tarafa bırakalım. Sizi sevmiş, sizi beğenmiş. 10 yaş büyük olmanıza rağmen sizinle evlenmiş mi? Evet. Bundan sonra da bunu devam ettirebilir. Şimdi o cepte. Fakat küçük ayrıntılar olabilir. Yapmak istediğiniz şey ilişkinin devamıysa, o zaman ona bunun mutlaka sebebini sorun lütfen. Bazı şeyler bitmiş diyebilir. Şimdi ben hep şunu anlatıyorum. Aşk 3 dallı. Bir tanesi tutku, bir tanesi bağlılık, bir tanesi de yakınlık. Tutku 6 ayda, hadi 3 yıl diyor kitaplar, 3 yılda bitiyor. Gerisi yakınlık ve bağlılık. İşte bunu biz kadınlar oluşturuyoruz. Yanımızdaki, biraz önce hanımefendi hani hiçbir şey yok dedi ya, sevgi de yok dedi. Olur mu? Nefes almadığı zaman onu dürtüp uyandırtmıyor muyuz? Uyandırıyoruz. Evet. Ya da atıyorum nefes öksürürken sırtına vurmuyor muyuz? İşte bunlar yakınlık ve bağlılık. Sizin için söylüyorum Asiye Hanım, iki tane düşüğünüz var. Tıbbi açıdan da pıhtılaşmayla ilgili sebepler olabilir, başka rahimle ilgili problemler olabilir. Bu bile problem olabilir. Psikolojik olarak bu bile bebeklerinize düşük yapmış, size yaptırmış olabilir. Onun için bu durumda ya... 10 kaç yıllık beraberlik? 9 yıllık. 9 yıl dile kolay. Bunu harcamamak lazım. Önce oturup konuşuyorsunuz. Sebebini ondan öğrenmeye çalışıyorsunuz. Baktınız olmadı. Ona daha kadın olun lütfen. Etrafa, arkadaşlarına gitmektense siz birazcık kadın olup, ki bu çok zor, ya da bazı kadınlar beni şey diyecekler. Neden biz onun için yapıyoruz diyor. Kendiniz için yapacaksınız. İlişkinizin devamı için. Onun için konuşun. Eğer çözemiyorsanız bir aile terapisine gidin lütfen. Evet, kesinlikle bir aile terapisine bence de mutlaka gitmeniz gerekiyor. Sizi aşan bir durum varsa mutlaka bir uzmandan yardım alın. Asiye Hanım, inşallah sorunlar çözülür. İnşallah da bir evlat sahibi olursunuz, hayırlısıyla diyelim. İnşallah, teşekkür ederim. Tabii biz teşekkür ederiz aradığınız için. Bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela tartışıyoruz. Aradan bir saat falan geçiyor. Ben seni çok seviyorum. İşte hep öyle. Yani seni çok seviyorum, bırakmayacağım falan böyle. Tartışırken... Ben seni çok seviyorum. Ankara'dan, yani onun için geldim ben. Burada hiç kimsem yok. Yalnızım. Ve sırf onunla beraber olmak için her şeyim yani Ankara'da. Bilmediği bir şehre geldi, yaşıyor aşkı için. Ama aşk bazı fedakarlıklar istiyor tabii ki. Fedakarlığı hep ben yapıyorsun. Haklısınız. Size bir şey demiyorum. Fakat bazen erkeklere böyle yapmak gerekiyor. O tartışırken tartışmayı kesin ve ben seni çok seviyorum deyin. Lütfen bir deyin bakalım. Yani alttan almak bazen kadına daha böyle şey olabiliyor, uygun olabiliyor. Öyle bir deneyin bakalım. Çözemiyorsanız da dediğim gibi bir uzmandan destek alın. Asiye Hanım, mutluluklar diliyoruz. İnşallah bütün sorunlarınız çözülür. Hayırlısıyla bir evlat sahibi olursunuz diyelim tekrar. İnşallah. Peki, ilişkiler gerçekten de çok enteresan. Hayatımızda çok önemli yeri var tabii ki. Sadece ikili ilişkiler değil, aile ilişkileri de çok önemli. Çok. Dolayısıyla ben büyüklere de çok rol düştüğünü düşünüyorum tabii bu ki, konuda. Yapıcı olmak lazım sanırım değil. Bazen de aile büyüklerinin müdahalesi gerekebiliyor. Arkadaşlarım da bana müdahale ediyorlar. Reklama girmek zorundaymışız. Buyursunlar reklamlar. Sevgili Kanal D izleyicileri ve stüdyomuzdaki seyircilerimiz, vallahi çok önemli şeyler konuştuk. Daha da konuşulacak aslında bir yığın konu var. Ama maalesef bizim de süremiz biliyorsunuz kısıtlı olduğu için bu haftalıkta Cümbür Cemaat'in sonuna geldik.
Kunter Bey, Gökçen Hanım, çok teşekkür ediyorum. Evet, İnşallah seyircilerimiz ve bizler burada çok keyif aldık. İnşallah siz de almışsınız. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Keyifliydi gerçekten. Yine bekleriz. Yine İnşallah, gelin. Sağ olun. İnşallah. Ben de tüm TV izleyicilerine, Kanal D izleyicilerine bir ricada bulunacağım. Şiddet göstermeden güçlü, zayıflık göstermeden yumuşak olmanın yollarını arayalım efendim. Sağlıkla kalın. Çok güzel bir cümle. Gökçen Hanım'dan da alalım. Bir kapanış cümlesi de sizden. Bir önerme. Topluma mesajınızı verin. Yarının olmadığını düşünerek yaşayın diyorum ben de. Çok güzel. Evet. Gerçekten de. Ne olduğumuz, nereye gideceğimiz hiçbir şekilde belli garanti değil. Aynen. Eda, senden günün mesajını alalım. Pazartesi görüşürüz. Bu mudur? Peki. Efendim, hakikaten de bu haftalık Cümbür Cemaati sonuna geldi. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Pazartesi günü yine saat 1.30'da Kanal D ekranlarında gene değerli konu ve konuklarımız olacak. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Sen yeter ki sev kulun olayım.